biz tespit etmişiz. Nasıl tespit etmişiz? Biz biraz sonra söyleyeceğim ne kadar yakaladığımızı da. 2019 ve 2020 yıllarında metamfetamin bir kimyasal. Bir ben de baktım raporlarda bir büyük bir artış da var son kimyasal. Yıllarda. 20 tonla 25 tonun İran'da yakalandığını, İran'da uluslararası raporlara 20 ton 25 ton yakalandığını görünce biz hemen alarmlarımızı çalıştırdık. Ha, demek ki bu elbette ki bize bir vesileyle intikal edebilir. Çünkü İran'da yakalandığı zaman 2019 yılında bizde 1 tondu. Aynı zamanda 2018'de de 566 kilo. Ha dedik ki bizde 566 kilodan 1 tona çıkıyorsa demek ki İran'da 20 tonla 25 ton yakalanıyorsa ha bu Türkiye'ye gelebilir. Ve bütün alarmlarımızı çalıştırdık. Ve şunu çok net söyleyeyim. 2020 yılında 4162 kilo yakaladık. Yakalama yaptık. Biz yakaladık diye suçluyuz. Dünyanın hangi ülkesinde ya Kolombiya'da bile yoktur bu. Allah'ınızı severseniz ya yakaladı diye Türk polisi suçlu mu olur? Türk jandarması suçlu mu olur? Bu kadar yakalanmış. Yakalamasak kimsenin haberi mi olacak? Yakalıyoruz 2020 4162 kilo. 2021 5528 kilo. 2022 11144 kilo. Yani Türkiye'ye zerk edilen, Türkiye'ye getirilen bu meti iki taraftan gelir met. Bir İran'dan bir de Afganistan tarafından. Avrupa'dan. Afganistan işi de netameli bir iştir. Bir bitkininden üretildiği söylenmeye çalışılmaktadır. Oysa bu yani dünya açısından uyuşturucunun bir ham maddesinden ham maddesinin bir bitki olduğu söylenmektedir. Ama bu dünyada şu anda kabul görmüş bir bilgi değildir. Sebebi şudur. Şu ana kadar tespiti yapılamamıştır. Bu bir laboratuvar üretimidir. Ve bu İran tarafından ve Avrupa'daki laboratuvarlardan Türkiye'ye aktarılmaktadır. Evet, hepimiz de sadece Türkiye'ye değil, bunu. Bütün dünyaya aktarılmaktadır. Dünyadaki artışı bizden kat be kat daha fazladır. Şimdi bunu niçin ifade ediyorum? 4162 kilo yakalamışız, 5528 ve en sonunda bu yıl itibariyle şu anda gümrüğün yakalamalarıyla bizim yakalamalarımız 11 tonu aşmış. Şimdi bu 2022 uyuşturucu raporu. Bu raporda bir arzla mücadele var. Bu raporda politika belgesi var. Bu raporda önleme ve eğitim var. Ve bu raporda rehabilitasyon var. Bu raporda rotaların nasıl değiştiği var. Bu raporda narkotik var. Bakın Türkiye Afganistan ve hattından doğru Amerika Afganistan'ı işgal etti. 17 bin hektar orada eroin üretiliyordu Afyon. Amerika terk edip giderken 300 bin hektar üretildi. Bir daha söyleyeyim mi? Lütfen altını çizelim yani. Çok 17 bin hektar üretiliyordu. Amerika Afganistan'ı terk ettiğinde 300 bin hektar üretiliyor. Yani Amerika mı ürettiriyordu onu orada? Herhalde biz üretiyor değiliz ya. Şimdi, Amerika oraya demokrasi getirecekti ya. Pardon, Irak demokrasi oraya da barış getirecekti ya. Doğru, Irak demokrasi getirdi. Amerika Afganistan'a da barış getirdi. Bak ne güzel oldu. Bir uyuşturucu cenneti oldu. Bir uyuşturucu cennetine döndürdü.